Bir ses vardı şöyle. Yani açık böyle plastik sesi var ama bakın bunda dolgunluk hissi var. Parmak izini görüyorsunuz. Hani parmak izini göremiyorum. Parmak izi butonunu görüyorsunuz. Orada buton mu var? Arkadan. Teknam'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Bugünkü videomuzda sizlerle öyle bir şeyler inceleyeceğiz ki, öyle güzel şeyler inceleyeceğiz ki yani böyle yapıyorsunuz lan böyle yani. Olmadı lan. Sen hocam. Ne yapıyorsun ya? Bir dakika lütfen. Benim buna itirazım var hocam. Elimde 3 adet Xiaomi ürünü var. Bunlardan birisi Xiaomi Redmi S2, birisi Mi Band 2. Her işte yerini alabilir miyim? Paramı geri ver! Paramı geri ver! Diğeri de Xiaomi Powerbank arkadaşlar. Bildiğiniz her şeyi unutun, duyduğunuz her şeyi unutun, bütün firmaları unutun. Sizle öyle bir firmayı inceleyeceğiz ki hem fiyat performansı, hem ürünlerindeki kalite, hem de çok güzel ürünler arkadaşlar. Dilerseniz bugün sizlerle beraber Xiaomi'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Hadi videomuzun içeriğine geçelim. Videomuzun içeriğine geçtiğimizde bugün sizlerle beraber Xiaomi ürünleri inceleyeceğiz dedik. Elimizde 2 adet Mi Band 2, 1 adet Xiaomi Redmi S2 ve 1 adet Xiaomi Powerbank'imiz var arkadaşlar. Bu Powerbank 10.000 mAh'lık. Şimdi küçük ürünlerden başlayalım. Xiaomi Mi Band 2. Aslında bu videonun asıl amacı Xiaomi Redmi S2'yi tanıtmak. Ama dediğim gibi madem Xiaomi inceliyoruz böyle şeylerini yapalım. Xiaomi Mi Band 2 arkadaşlar. Bu Mi Band 2'den çok memnunuz. Bayağıdır kullanıyoruz. Zaten kanalımızda da videosu var. Ahmetcan sen de kullanıyorsun. Ben de kullanıyorum. Memnunsun. Memnunum. Hiçbir sıkıntı yok. Yok. Su geçirmiyor. O yok. Bu yok yani. Bunu zaten detaylı bir şekilde açıklamada link vereceğim. Xiaomi Mi Band 2 incelemesini kanalımızda bulabilirsiniz. Onun için bunu hemen geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bir ürünümüz ise Xiaomi'nin Powerbank arkadaşlar. Bu Xiaomi'nin Powerbank'i 10.000 mAh'lık versiyonu arkadaşlar. Şimdi bu Xiaomi'nin Powerbank'ini ben size özelliklerini sayacağım. Önde çift portu var. Şurada bir adet Powerbank'imizi şarj etme yeri ve bir adet şurada butonumuz var. Şurada da 4 adet bir LED olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu Powerbank'in farklı özellikleri var. Bunun hızlı modu var, yavaş modu var. Şuraya çift basıyorsanız yavaş modu arıyor. Peki bu yavaş modu ne? Yavaş modu ise kulaklıklarda falan işinizi görebilecek bir modu. Yani daha rahat şarj etmeye falan yarıyor. Hızlı modda ise hızlı şarj destekleyen cihazlarda çok rahat işinizi görebildiğini söyleyebilirim. Cidden de çok hızlı şarj ediyor. 3.0 değil mi? 3.0 olması lazım. Yani 3.0 hızlı şarj var zaten de. Bir de şöyle bir durum var. Yani. Bu Powerbank'in şarj etme süresi var. Bu Powerbank yaklaşık 5-6 saatte hızlı şarj cihazıyla şarj olabiliyor. Ama şarj cihazınız normalse yani bunun süresi 8-10 saate kadar çıkıyor. Ama cidden kaliteli. Yani Xiaomi kalitesini çok rahat hissedebiliyorsunuz. Gerek Mi Band'lerde, gerek Powerbank'imizde ve gerek biraz sonra inceleyeceğimiz olan Redmi S2'de arkadaşlar. Şimdi Powerbank'imizi daha detaylı şu Redmi'den sonra ben size bahsedeceğim. Hemen bir Powerbank'imizi de kenara bırakalım. Ben şöyle bir uçak modunu alayım önce. Xiaomi Redmi S2 arkadaşlar. Biz bunu yaklaşık 1,5 ay önce Migros'tan aldık. 1,5 ay. Peki bunun videosu niye bu kadar gecikti? Biz bu videoyu yaklaşık 2 hafta önce falan atacaktık. 2 hafta önce atacağımız videoyu 2 çekim yaptık. Fakat 2 çekimin birisinde Xiaomi MIUI 9'u kullandığı için videoyu yayınlayamadık. İkincisinde ise yani kendi kişisel olarak kalitesini beğenmediğimiz için YouTube'a veremedik değil mi Ahmetcan? Evet. Onda gece çekim vardı herhalde. Aynen. Farklı bir konsept yaptık. Fakat beğenmediğimiz için böyle bir yönteme başvurduk. Şimdi arkadaşlar Xiaomi Redmi S2.
fazla özellikten bahsedip sizin canınızı sıkmayacağım. Sadece birkaç şeyleri deneyeceğim yeter. 720'ye 1440 HD Plus bir ekranı olduğunu söyleyebilirim. 12'ye 5 arka kamerası ve 16 megapiksellikte yapay zekalı bir ön kamerası olduğunu söyleyebilirim. Telefonumuzun 3 GB RAM, 32 GB'lık bir hafızası olduğunu söyleyebilirim. Ve bunun 4'e 64 GB'lık versiyonları da var. Telefonumuz Gold. Bunun pembesi falan var mıydı ya? Pembesini... Olması lazım. Siyah var ama değil mi? Siyah var. Siyah var, gold var. Diğeri pembesi olması lazım. Renk çeşitliliği olması lazım. Şurada bir adet parmak izi okuyucusu olduğunu söyleyebilirim. Çok stabil çalışıyor, çok hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Telefonumuz Android 8.0'ı yani Oreo'yu kullanıyor arkadaşlar ve içinde MIUI 9 ile geliyor ve son güncelleme ile birlikte MIUI 10'u aldığını söyleyebilirim. MIUI 10'da ise daha dün güncelleme yaptım. Onun farklı bir versiyonunu aldığını söyleyebilirim. Peki bu güncelleme ile ne gibi özellikler geldi? Bir de onları söyle. Güncellemede bayağı bir özellik geldi. Yani şey yani bizim Türkçe yazmadığı için pek fazla bir şeyler anlayamıyorsun ama mesela yazıyor. Screen Display veya kilit ekranında blur efekti falan mesela veya Face ID falan. Yani Face ID falan yeni mi geldi? Var mıydı? O güncellemeyle geldi. MIUI 10'la gelmiş olabilir. Şimdi telefonumuz MIUI 10'u kullandığını söylemiştim arkadaşlar. Telefonumuzun dediğim gibi 3080 mAh'lik bir bataryası var ve bu batarya sizi rahatlıkla günü çıkartabiliyor ve 1,5-2 günde rahatlıkla kullanımda işinizi görebileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Telefonun tasarımına geldiğimizde ise şurada biraz parmak izi okuyucusu ve şurada iPhone X'i andıran bir kamerası ve altta güzel bir Mi logosu olduğunu söyleyebilirim. Alta geldiğimizde ise mikrofon bölümü, hoparlör bölümü olduğunu söyleyebilirim ve bir adet de micro USB şarj girişi olduğunu söyleyebilirim. Telefonumuzun üstte kulaklık girişi, şurada bir adet de, ne deniyordu buna? Kızılötesi değil mi? Kızılötesi. Burada bir tane de kızılötesi var. Kızılötesi ne işe yarıyor? Kızılötesi televizyonları kontrol etmeye, klimayı falan kontrol etmeye çok rahat işinizi görebilir. Telefonumuzu açtığımızda, şöyle ekran parlaklığını full açalım. Ekranımız cidden 720x1440 Full HD Plus bir ekran olmasına rağmen çok güzel bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Yani görüntüde hiçbir sıkıntınız olmasın. Zaten ekran büyük. Şöyle çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ekran büyük. Onun dışında Xiaomi'nin şu dış kasa plastik gibi. Plastik ama kalitesiz plastik değil. Yani vurduğunuz zaman o dolgunluk hissiyatını rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Telefonumuzun şuralarında şöyle bir çizgiler var. Bu ise telefonun hat çekmesi için. Artık ne deniyor ona? Sinyal mi, verici mi? Sinyal var. Aynen. Telefonun şebekesini çekmesi için şuraya koydukları şey anten sinyal görevini görüyor arkadaşlar. Aynen. Buralar yani anten görevini gördüğünü söyleyebilirim. Parmak izi okuyucumuza baktığımızda ise hızlılığını göstereyim. Şöyle. Evet. Şöyle çok rahat. Bakın. Şu yani. Çok rahat bir şekilde, çok stabil bir şekilde çalışıyor. Onun dışında arkadaşlar telefonumuzdan bahsettiğimiz bir diğer özellik ise Face ID diye geçen bu özellik. Face ID yani yüz tanımayla ekranınızın kilidini açmak. Mesela şöyle. Şöyle açıyor gördüğünüz. Bakın. Şuradan. Şuradan. Bak duvar kenarına yaklaştır biraz. Önce bir şöyle deneyelim. Bakın. Şu yani. Veya şöyle. Evet, bir daha. Aç şu evet. Yani. Face ID'de de sıkıntı yok. Çok rahat. Yani şöyle. Şöyle. Çok rahat çalıştığınız. Yani yüzünüzü görmesi yeterli arkadaşlar. Onun dışında bir şey. Niye gülüyorsun? Şey gülüyorum. Niye gülüyorsun? La. Aklına bir şey geldi. Hani aklına ne geldi? Şapka falan geçirir. Bir daha öyle denesek mi dedim acaba? Hani yüz şapka okumda. Falan geçiririm. Evet. Şapka bulun lan bana. Ya var ya bu çocuğun kafa zehir zehir. Bu çocuğun kafa zehir. Yani. Neyse tamam. Bak şu beni soktuğu hallere bak ya. Şöyle tanırsa helal olsun ya. Abi biraz açtı. Daha şöyle biraz. Kaldır böyle. Açayım. Sar böyle kendini biraz daha. Oha lan. Sar bakalım. Şöyle açabilir mi acaba? Şöyle. Açmıyor. Yani şu. Yani burnun gözükmesi lazım. Yo şu burnu şöyle açalım. Tamam. Evet. Ya oğlum yüzümüzü görmüyor. Nasıl açsın lan manyak? Adam yüzümüzü telefon görmüyor. Telefonu açın demiyor. Bu iş sıkıntı ben size söyleyeyim. Telefonumuza geldim işte. Face ID de çok rahat stabil bir şekilde çalışıyor. Şöyle ben size göstereyim ekranımızda. Telefonumuz MIUI. Sadece arayüzü var. Aynen. MIUI 10'u aldıktan sonra şöyle çok stabil bir görüntü aldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, telefonumuz cidden çok stabil çalışıyor. Herhangi bir ısınma yok, şarj süresi falan. Onlarda da bir sıkıntı yok, nazar değmesin. Evet arkadaşlar, madem bu videomuzun konusu Xiaomi, ben size şimdi Xiaomi'den biraz bahsedeyim arkadaşlar. Xiaomi'nin şöyle bir yazı okumuştum. Büyük ihtimal Webteko'da falan okumuştum. Bizim karımız hiçbir zaman %5'i geçmeyecek. Yani bu çok güzel rakam yani. Hem müşteri memnuniyeti, hem fazla para yok yani ortada. Peki yani. Türkiye'de artan fiyatlara ne diyorsun? Türkiye'de artan fiyatlara şu an hiçbir şey demiyorum. Demek de istemiyorum. Telefonu da çok güzel zamanda aldım. Yani şunları da çok güzel zamanda aldım. Yani bunlar zaten bayağıdır bizde var. Evet. Bayağı da olmaya devam edecek. Yani o konuda da bir sıkıntı olmasın yani. Xiaomi ürünleri kaliteli. Yani Çin malı ama Çin'in en iyi firmalarından birisi. Hiçbir sıkıntı yok. Yani çok rahatlıkla alınabilecek bir firma. Yani şöyle bir durum var yani. Bu firma 2010'da Pekin'de Çin'de kurulmuş bir firma. Bu firma daha önce kurulan firmalar da şu anda onların seviyelerini aştı yani. Aşırı bir yoğun istek var ve aşırı bir telefon satımı var. Yani sadece telefon satımı da değil. Powerbank'tir, diğer ürünleridir. Onlarda da çok aşırı yoğun istek, talep var. Yani onlarda da bir sıkıntı yok. Ve Pocophone da çıktı. Pocophone da cidden çok güzel. Gerçi şu an Pocophone'un Türkiye fiyatı Migros'ta 3999'dan açtılar. Şu an bugün baktığımda 3500 civarına falan çekmişler tekrardan. Mesela Mi 8 de çok güzel bir cihaz. Yani şöyle bir durum var yani. Uygun fiyata çok güzel cihazlar. Hem şu cihaz bir de Xiaomi Türkiye garantili. Bunu da söylemek istiyorum. Xiaomi Türkiye garantili olan bir cihaz. Nereden almıştın sen? Migros'tan almıştım. Redmi S2. Ben bunu Redmi 5 Plus alacaktım. Baktım bu cihaz daha yeni çıkma. Yani 2018 çıkış. Ve Redmi 5 Plus mı alacaktım ya? Onu bilmiyorum. 2018 çıkım. Ve telefonun kamerası cidden çok güzel. Kamerası cidden çok güzel. Portre modu var değil mi bir de? Portre modu var. Hepsi var. Onda sıkıntı yok. Kısa video, hızlı video, yavaş çekim falan hepsi var. Ve telefonu Redmi serisinin en iyi ön kamerasına sahip telefonu diye bir iddiası var. Cidden de çok güzel bir 16 megapiksellik yapay zekalı bir ön kamerası var. Ön kamerasını biraz açtığımızda şu an arka kamerada. Bakın şu an arka kamerada. Şu an ön kamerayı açayım. Yani şu an şu bakın. Şu an görüyorsunuz ekranda. Portre modunu aldığımda gerçi bir şey fark etmiyor. Arkası beyaz. Beyaz ne ya? Arkası beyaz olduğu için pek fazla bir şey fark etmiyor. Şöyle yaptığımda daha iyi anlaşılır. Ben ya şöyle bakın. Peki bunları zaten görecekler ekranda. Yani arkası beyaz olduğu için portre modunu tam olarak hissedemiyorsunuz. Ve telefonun aslında yani çok güzel özelliklerinden birisi de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ön kamerada flash var arkadaşlar. Ön kamerada flash var ve o flash yani bizim diğer bildiğimiz telefonlara göre yani şu içi beyaz değil. O flash'ın içi siyah. Ve siyah olan flash'ın içi hiçbir şekilde şey yapmıyor yani öyle de bir sıkıntı yok yani. Yani siyah yani hiçbir flash var ne telefonun görüntüsünü bozuyor ne başka bir şey yapıyor. Dediğim gibi ekran oranı da güzel. Oyun falan oynamak isterseniz çok rahat işinizi görebilir. Dediğim gibi Snapdragon 625 kullanıyor cihaz. Onun dışında söylemediğimiz bir özellik var mı ya? Ya dediğim gibi bu videoyu artık üçüncü çekişimiz. Zaten fiyat performans bir ürün yani. Ya tabii ki fiyat performans ürünü. Telefonun kutu içerisinde biraz şöyle şarj cihazımız çıkıyor. Bu şarj cihazı Amerikan priz olarak gelmiyor. Şöyle büyük ihtimal Xiaomi Türkiye garantili olduğu için böyledir yani öyle düşünüyorum. Telefonumuz şarj cihazı hızlı şarj ediyor. Öyle diğer telefonlara göre böyle yavaş şarj etmiyor. Cidden yani çok rahat bir şekilde çok hızlı şarj ettiğini söyleyebilirim. Zaten telefon hızlı şarj. Onun dışında şöyle bir adet kılıfı çıkıyor arkadaşlar. Bu kılıf ya pek fazla şey yapmayabilir yani size şöyle kötü gelebilir ama yani cidden iş görüyor. Zaten kılıf Xiaomi'nin orijinal kılıfı. Şöyle de bir görüntü alıyor ondan sonra. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Xiaomi'den bahsettik. Xiaomi'nin ürünlerini inceledik. Xiaomi'nin ürünlerinden Mi Band 2, Redmi S2 ve Xiaomi Powerbank'imizi inceledik arkadaşlar. Şöyle de ben size göstereyim. Şu yani bakın yani. Odakladı mı? Odakladı. Şu yani. Evet, telefonu da aslında şundan da bahsedeyim yani şöyle. Şöyle aslında Xiaomi kalitesini konuşturabiliriz yani. Konuşturabilir miyiz? Powerbank güzelmiş. Ya Powerbank güzel. Ya Xiaomi'nin dediğim gibi ürünlerin hepsi güzel. Şurada önde ise belki ekranımıza belli olmayabilir.
Bir adet şöyle beyaz bildirim ışığı var. O sadece beyaz yanıyor. Bildirim falan geldiğinde yanıp sönüyor. Şarj olurken de direkt yanıyor. Bunu isterseniz ayarlardan kapatabiliyorsunuz. Öyle durmasın o neyle falan diye. Kapatabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani kalite cidden var yani. Ben zaten Çin'den alışveriş yapıyoruz ve kullandığımız ürünlerin çoğu Çin olduğu için evet, cidden kaliteyi hissedebilirsiniz. Mesela şu an kayıtta olan Eken arkadaşlar. Şu an görüyor musunuz? Ekranda mı? Evet. Mesela şu an şunu şöyle bir durdurayım ben. Mesela Eken mesela. Bu da Çin malı bir firmanın kamerası arkadaşlar. Bu kameradan da cidden memnunum. Görüntü kalitesi falan güzel. Şu kadar cihaz yani. Şu kadar cihaz yani. Bunun da inceleme videosu kanalımızda var. Onu da açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzu burada sonlandırmak istiyoruz. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ahmetcan, eklemek istediğin bir şey var mı? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolarımızı izlemeyi unutmayın ve abone olun. Böyle videoların devamı için bizi destekleyin. Değişik şeyler yapabiliriz değil mi Osa? Yani beğeniye göre. Ya biz zaten dediğim gibi video her zaman çekiyoruz. Her zaman değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat yani yapılanın dışında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani ben şu telefonu kutaçlım olarak çekebilirdim ama kutaçlım zaten var. Evet. Ben sadece kendi görüşlerimi bildirmek için böyle bir video çektim. Telefondan memnunum. Rahatlıkla alabilirsiniz. Kamerası cidden güzel bir telefon. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben Oğuzhan.